yaşlı dok. Uzun seferge atlanıp mangandı biz. Endi atka min gidek, bup kaldı ene nevrimiz. Az idok, müşkül seferge atlanıp çıkandı biz. Endi çoğun karvan ataldık, kaldırıp çöllerde iz. Bu ay bu küllerde ölüm digen nime karı tügege okşap kaldı. Tuğba, ona cadigar, bir şeyin selle orak, perici ton kivağın, tağdan tülkü iştelikini nereden bilek? Uygurlar da kuşni dan aldaydı, Adem'in söz digen makal varlıkı, Peter inilirge malum. Emmaze, el yurtunu koyup, ürümçüge çıkmaydı kan işiydi. Afette tügütür, yurtunun amallıkını saklaş mahsıdı da, 6. sintabir günü her bir sot, tümörünü itip taşlaşka hüküm çıkadı. Uzun kısqa paranglardan keyin boyiqqa qarigi etish to'g'risida gap boshlanganda Sayfun to'xtay ranjigan ohangda mundoq dedi. Hey, bizning xalpam qiziq odamda. Eliqa xo'jin yozgan cho'riq cho'ngni maqtab, yetti qat osmonga chiqarib atdi. Ishki mangdam yerdagi daraxt choplab qo'ygan yarmoqning to'shkiga kim atolmaydi? O'zlarini ot degan bo'lsa, uning demi yiroqchikini atolaydilar. Qari bo'suq sal o'ngaysizlanganda qilib yeni vilig'a qarab qo'ydi-da. To'xta xunaka. Xo'jiniyoz palganga menman qoyil jumo. Shuncha yiroqda turib, beshtal o'qni bir to'shikdan o'tkizmak o'ng'ay emas. O'zlar degan osmon palakda uchib ketayotgan sanqorni chinayotgan artosilar. Bu nima edi? Undoq deganlar bilan sanqora yamoqning to'shikidan qancha hasi yo'g'an tulsa. Gap unda emas. Undoq bo'lsa Xalpam nemişqa özlərini mi qoşmaqdaydı? Adamın peşidiki tuxumunu təmtirməy turub çinəb taşlağan aman qulunu mu maqtımı doğu? Hey, bu gəpkə özlə arlaşmısla. Üsnar xan gəp yandırmay çırağını pərləb qoyub getdi. Seypon toxtay, qara bulsuq tərəbkə bir az sürülüb, təsirək avoz bilən mundaq deydi. Xatın kişinin çiçi uzun, əqli qısqa. Aman qol, xalpamning eng yaqin kishisi tursa, uni maqtamaganga nim bo'pti? U yo'ltirgan palta bo'sog'ida qopti degandek, men o'zlarini talari qolmag'iydi deb g'am yetdiman. Hey, bu nima deganlardi? O'zlarza, ximir yoydigan xalodekli tuzarishganlar. Ketman deganni biz chapsaq, yetib yeydi begzada deb. Tortqiliqni biz tortib atamiz, otaqni boshqalar aylibotdi. Ishni biz boshlagan tursaq, Qazana beşiga tömür xalpa özü yalğız oltırıp aldı. Xalpam, xalpam dep qoysaq, hədidin işib ketib atadı. Ona az dep, nədiki ölüm tük bop qalğan, səfər qul bilən, ili palgan mı bamı, xocin yaz palgan mı bamı, şulanı yinigi tatib, qılıp yürgən işlerini kömüdülər mı? Ətögün tixige bağışaydı. Talamış ki, öymüş günü qoğulab çıqarmı qiydi dep gəşət qılımən. Ay, vay toxtaxın aka. Tömür akam ne? Biz özümüz hala başkılgan tusak. Hazır. Üç güre buğday un tarttuk. Hem mi hakka aş boldi. Tömür halpa er çıkıp, 13 takka baş boldi diyen nakşımı çıkıptı. Tömür akam baş bolmasa, biz tügünün maykıda çiçilip gitmez mi dok? Gep olsa o çıkrak iyisila. Men hiç nimini ufkalmay vatı men. Gep tola ufkam. Men özlerge talık geplerini yetmedim dihi. Hemmesini yetidgan basam, Keçi-keçi uxlayadmaydılar. Hey, hayır, özlerini Xudayımğa tapşırdım, Xudayımğa amanet. Qarı bozuq onu uzatıp koyup, qanının gürbikide ğansını qattıq-qattıq şorap oltırğanda Hüsnar xan geldi. O, əqil gözü bilen qarab, erinin köngül pərişanlıqı çüşüp qalğalıqını düşendi çeği, yeniğe oltırdı. Onun köngülünü kötürmekçi bolup, ayallarga xas bir xil naz bilen erkeləb mundaq deydi. Vay vay, əcəb mi şorab kettilər bu qansırlarını? Tamaki digən şundaq tatlıq neymə mu? Məs qılğamı tamaka, xəs qılğamı tamaka,
çiçilip ketken köngülümni yığıp alğan tamaka dep. Moşındaq vaqlarda jıqraq şorup alğım kelidu. Mağa qarısıla. Mollanın bismillahsıdan belgileyik dep. O rəski cuhudnun ağzı içiliş bilalla nemi demekçi bulğallıqını tuyğan idim. Onun gepige hərgiz qulaq sanmısıla. Can deyse aş deyip gelay, nan deyip gelay degen bahanı bilen içkerge taqı qaçıdu. Can toxtısa el içige yenip gelip kılmaydığını yok. Tehe bazı de yege tik tutup kız cugallağa kaş itme koyu deken. Ras, yelgı kızıl tavar ne? Sılın yatırlardı pamu. Revihan apam öz dəgimi körsətkən qo. Hə, şunu kolungu tutkuzup bir nimeləni dəb deyitmə etkan tehe. Qeyriğanda qeyri tatuq, kılıqları andın artuq degen şu. Bu tolumu joni yaman adam iken. Qarısılaçı özlərini yüzlərdili maqtab, putlırğı hölğış koyu atkan ane. Könlüdü nemi şeytallaba, xudayın belidi onu. Qarı bozuq heç nemi demey, xudununun kolunu tutkan peti, xiyalğı cümüp oltırıp qaldı. 25. bab. Yan Janjuğ'nun parasiti. Daraqnın qovzuqını qurt yeydi daim. Tarıqta misallar köptür bununğa. Meşhur Rus yazğıçısı A.I. Kirilov. Rengi royedin yaşlıqıda güzellerinin gözeli, nazı kereşimi beğinin bir gülü bolğallıqı belinip durğan oruq bir momay, heyvetlik altın taht üstede xumar közlerini süzüp oltıraddi. Onun beşida güher közlik altın taç çaqnap durad. Bu, 1861 yılı ölgen Monjo Xani Shenfeng'nin ikinci xan işi. Ve 1889 yıldan başlap, ahırkı Monjo Xani Guangxuy Xani nazarband kılıp, barlıq oqoqını öz qoluğu kürgüzü alğan xan ana Sishi Tayhu idi. Taht aldı da, görünüşüden 40 yaşlardan aşkan bir tembel adam yüzü tüven tizlenip oturdu. Onun bir örümü çeçin, manju sıpaqları kiyidğan örü yakılıq turdun pəşmətmin yaqısıdın eşip, yan pişiğı çüşüp duraddi. Bu, yünnənlik yan zonşin degen əməldar bolup, bugün onu xan ana qobul qılğan idi. Şu gündün itibaren, yan zonşinnin beşiğa dövlət kuşu qonup, onun mərtivisi uçqandak örləşke başladı. Mämuri cihette nahiye başlığı. Herbi emelde batalyon başlığı bolğan bu adam, 1907 yılı Şinjan'a kilip Aksu vilayetinin valisi. Andın Şinjan ölkülük ədliye nazaretinin naziri bolup kaldı. 1912 yılı ili kuzgılançıları mağlup bolğanda, Şinjan'ın bütün herbi mämuri hukuki onun koluğu ötüp, General Koşumca Ali Mämuri Sertar. Ülke reisi koşumca başkomandan diyen namlar bilen Şinjan'da 17 yıl hüküm sürdü. Uçaklarda avam halık onu Yan Janjuğ dep ataydı. Biz mu kitabımızdan müşü babadan başlap onu şu nam bilen ataşına layık taptık. Bu adamın Janjuğluk tahtigi mengen külleri Şinjan vezidinin kattık davalgıp durgan paytigi toğır geldi. Qaribdan ili qozg'ining yengilgan bo'lsa-mu, inqilob yolqullari hamon lovuldamoqda edi. Shimolda Mong'ul Shinjang chegarasida qurolliq to'qinish yuz berib otdi. Sharqda Qumul dehqonlarining zulmga qarshi qo'zg'ilingi avj olmoqda. Janubda bo'lsa, Gelan xo'jilar Manju xalqining tarafdorlarini kechillari bo'g'izlab tashlab, hukumatga qattiq tahdid solmoqda edi. Bolup mu Qumul dehqonlar qo'zg'ilining bütün Qumul rayonini silsiliga keltirmaydi. Uningdan ilhomlanib, Turpan, Pichon taraflarida mu dehqonlarning qurilliq qo'zg'ilonglari boshlanib ketgan edi. Bu hal Yan Janjuğni qattiq bearam qildi. Shu u bu nima degan kelishmaslik? Osmon xudosi menga yer ekan. Boyligim mol, xalqi nodon. Başkurmak asan boğan, Şinjan sınğa hakim bolışın nesip kığanda, tərəp tərəptin küşendilirim çıkıp, işine bozgılı turdi. Dəp həsrət çekeddi. Onun nəzirədə həmmidin yaman xalq
tömür halde idi. Eğer bu xavfning oldi ilinmasa, bütün Şinjanda isyan başlanıp ketishi turganlı gap. O joyni qanday qilqiloq? Shuning uchun hammadan burun bu o'tni o'chirish lozim. Endi bu o'tni o'chirishning eng yaxshi chorasi nima? Masalan, biror uyga o't ketsa, uni suv chechib o'chirishga bo'ladi. Butun bir o'rmonga o't ketgandi-chu. Uni suv chechib o'chirgil bo'lamdi. Men bu Chanto degan xalqning mijozini obdan bilib qoldim. Bizning ko'ni tarix kitoblarimizda aytilgan Xuygu, ya'ni Uyg'ur degan xalq shu. Bu xalq yaxshiga yaxshi, yomonga yomon. Siliq bo'lsang qo'ydek yavosh, tishig'i taksang yo'lvosdek aytilgan xalq. Tömir xalqi mo shu xalqning avlodi. Shomaqst bilan Yuan Daxua uni tishig'i tigib xato qildi. Aytilayotgan yo'lvosni mushtlab o'ldirgan Batur Wusong hozir nada? Aldırıp çığı tegmey, onu silah sipap tutuş lazım idi. Yolbası her kancı korkunçluk bulsun mu? Ademle onu tutup, kafeski solu balalaydı o. Bunun için pen paraset gerek. Nebis Maşirah Moğut'un toluk herbi kiyim kiyip, kolunu arkağı tutkan Yangcancun özünün kan ve yoruk işhanısı da esil hodan gelmege de sep salmak menip yürek. Onun kökürgedeki medal ordenleri, nürsedeki yumalak pagullarının zer pöpükleri. On dolusudun artıldırıp sol yantışığı çüşüp durgan kan rangdar lentisi ve belideki tasma dalbağın derizelerden kirgen kuyaş nuru da yaltırap durattı. Amerika ötke bilen şevkisinin çoksedeki appak pay pöpük onun boyunu tekhumu egiz görsdi. Göçtük yüzü bilen yapma kapak gözü ve bir neç dal ahsancılgan koyuk buru di, onun çırayeni tekhumu sürlük görsüp durattı. Cumhuriyet ilan kılıngandın keyin, o yelika bir örme çizini çürüvetken idi. O tamdi esiglik durgan Şinjan haritsi aldıdı toxtap, yana hayal sürüvatkanda onun şahsi katipin icazı sorup kirdi de, kumuldun ciddi telegramı kelgeligini malum kıldı. Oku. Dedi Yangcancun katıpka karmay durup. Canabi Cancun keremlerinin kemini hadimi Peyvin Cao huzur alilerine şunu malum kıladırmen ki. Buyruğu binaen, tağdaki isyancılığa nurğun soğukat bilen elçi çıkırıp, hazırca şehirge bulduğun hücumdan aldı ilingan bulsun mu? Ola söhbet üstülüge kilişini rət kılıp, özünün burunki gibi de katlık durmaqta. Şamak Sıtvan ulanın telpige könüdüğün dekemez. Ahvaldan qarganda yaqında shaharga hujum bo'lib kelish xavfi bor. Bu ishni qoral kuchi ishlatmay hal qilg'il bo'lmaydigandek turdi. Halbuki qumulda ulag'i taqobil turg'udek harbiy kuch qolmadi. Shunga o'rimchidan darhol kuchlik bir qo'shin avatilishi talab qilindi. Yang Changjong birdan o'ylanib turgach, "Qayri mushovir bilan muppatishni chaqir." Ko'zaynak tortgan jivak bir qayri bilan İgiz boyluk bir ofisir kirip, onun işareti bilen üstaldeki telegramı kaygısını okuşka karıştı. Bu ofisir, kumandallık mahkemesinin polkovnik derecelik mubatişi Can Zaytın idi. Kini, oltırınla. Dedi Yang Cancun özünü yumuşak divanga taşlam. Bu işka kandak meslehet birisiyle. Cancun alilirga bu meselede meslehet bir işke acizlik kılımen. Dedi közeyneklik qeyrin beşini egin. Yaq, hazır silahının meslahatınlagi muhtacman. Tekellik kılmanla. Ondaq bolsa, edepten emre ela digen hikmet boyunca acizane pikirlerimni bayan kılay. Menanca Ambal Beyvinçoğ'nun ıltıması uğurluq. Bu haqqa artıqçı yumuşaklı kılıç kilişmeydi. Ulamo, bizge oxşaş məripətlik millet boğan bolsa, ocaqda davamlıq söhbətlişiş caiz idi. Halbuki, ula yavayı xaq. Xudu törəlgəndin buyan, igərilini baxmağan asavatqı oxşaş. Asavatni rasa qamçılıb yavaşlatqandıla andın igərləş mümkün. Xoş, siz nə pişkiriniz qandaq? Mən müşavir canablarına pişkirini qollayman. Bu yavaylanın xorki ösüb qaldı. Rasa kiliştirip edipini verip koymasak, bu ülkünü kandak idari kılgılı buludu. Onun üstüge, Barköl kumandalı Yişin Fu'nun intikamını almasak bulandı.
Yang Changchun kollarını arkasına tutup, salmak kadem bilen öyünü bir oyunluk çıktı da ulanın udulunu toktap gep başladı. Sılanın muşundak deydiğalı kınlarını bilip durattım. Zahiren karganda sılanın pişkirinle toğra. Bizgi karşı muşt götürüşki cüret kılgan bu yavaylanı kat'i ucuhturup, hemmigi ibret kılış. Hiç kim hiç yada, hiç kandak isyan kıl almaydıgan vaziyetini yartış. Bizden aldığımızı turgan en mühim vaziyette. Meni ulağa rahimdili kılavatı da dep oylamsıla. Yak yak, ben herkes onda kılmaz. Ben o afetle tüp yıldızdan kurtup taşlaştığın gemini kılavatı ben. Şunu düşün ola ki, tedbir cahidi bolsa iş muvaffakiyet buludu. Koral küçü bilen bastırış, elbette en önemli çare. Bırak, kadimki danışmanların 3000 ademinin kalısını kesiş için 800 başını kurban veriş ki doğru kilidi o degen hikmetlik sözünü İsınladın, herkes çıkarma Allah. Şamak Sıtvan bilen, Yişin Fu'nun ulağı cık kural verip koygununu mu unutup kalma Allah. Kendi arından közüge atkallamış ula. Şunun için, ulağının aldığa kilişimizde pulağını tıpargandın köre, kilişini çapandan peşeki tıkıvılıp, yarışıp kalaylı edip külüp bargınımızı tüzük. Külüp tursan, yol basma tegmeydi o degen geppa. Kiliş yandı isıklık tursa, hemme Adem kördü. Onu köngülge yoşursan, Şayatullah'ı sezilmeydi. Bana bunun iti paraset. Canda küşke emez, paraset ki taynış lazım. Bir adam küş bilen on rakibini yenilmegen bilen, paraset bilen on min rakip kimi takabıl turalaydı. Baya, müşavir asav atlı misal keltürüp, onu kamçılap turup igerleş lazım dedi. Menence asav atlı kamçılaş kıkarganda, dümbesini asta sılap turup, igerli viliş asarak. Tükne yetişi kısılısa, asavat mu yavaşlap kalıdı. Maksat onu igerlap minibiliş bolgan enken, işinin asınığı turga yakşı. Kere müşavir bilen mubaddiş, onun bu danışmanlıkıge kayıl bolgandak, başlarını tınmayı lınıştıp oldurakti. Şunun için siz mubaddişine iki gün içi de yolu çıkışkı buyurayım ben. Beyvin çabı bilen Şamak Sıtvan'a minin getirimini inik düşündürüm. Özünüz teşebbüskarlık bilen yerliklerden layık ademlerini tipip, yarış doğrusu da tömürge elçilik çıkıran. Kancı rasxot kessin meyli. Lazım tipilganda özünüz mü çıkan? Gep naiti yumuşak bolsun. Kurut özünün yumuşaklıkı bilen her kanda katlık yağışını yevt edemez mi? Muhabık peyitte Hafız Yıncan bilen Niyaz Yıncan'ın çeriklerini retkisiyle 3 batalyon evetimen. Bu Uygur Müslüman batalyonları takı yıkılaşmay, Irak'ta baran köz tutturdu. Eğer tümür yakışılıkça el bulmasa, yeni bir topçi ve piyadle batalyonu yitip vardı. Uçakta kilişimizin kanga kanç köpmeli sakşınçı yakışı. Uygur Müslüman batalyonları diyen gebne anlap, kayrı müşavir bilen nubatçinin közleri çekçeyip gitti. Cancun Ali'leri, bu Uygur Müslüman çeyreklerge şengili bulamdı. Bu hakkın özü de... Kağa kağının gözünü çokumaydı o diyen gel bakken go. Ben şunu da koyulayım ben. Cancun alilerinden Uygur Müslümanlardan asker ilip, hatta ulanı müstakil batalyon kılıp koygalırga, bizden yukarı derecelik erbaplarımız işi de pişkir köp. Yang Cancun külüp gitti ve özünü yumuşak divanına taşlap hatırcam sözleşke başladı. Şundak, bazı erbaplarının bu meselede bana karşı pişkirdiş geldikini bilmen. Ola Şincan'ın ahvalını bilmegeçke, menin Uygur Müslüman batalyonlarını teşkil kılıçtın burun teşkillengen, 5 Uygur Müslüman batalyonunun ili isyançılarını bastırışta kançilik mühim rol oynağalıkını sıla yakşı bilisila. Sıla menin en isyançilik kişilerin boğaçka, sılağı oç qeytay. Menin Uygur Müslüman batalyonlarını teşkil kılıçtaki birinci maksitim, şula arkalık öz hanzolarımızını tizginleştin ibaret. Çünkü şikirden çıkan emeldarlar, asker ve köçmeller bu yerge kelgendinkin bana karşı kuturaydı. Atalmış Sünçünşen meslekini tergip kılıp para kendicilik tuğdurdu. Doğrusu minadın hukuk talışıdı. Mındak boğanda bu ülkeni uzun müddet tinç aman idare kılgılıp olmaydı. Demek Şincan'a kilidigan apet yerlik halıktan emez şikirden ilk çıkan emeldarlar, asker ve köçmellerden kilidi. Ve kilvatmakta. Şuna ulanın arsığa yerlik halıktın ilingan askerlerden tıkıvetmi güce, Şincan'ın amalıkını saklaştın, mengü ümit yok.
Uyghurlarni Xanzularga, Xanzularni Uyghurlarga qarshi qilib qo'ygandilar. Bu maqsadga yetkili bo'ldi. Men Xanzu, Uyghur, Qozoq, Mongol va boshqa millatlarning ittifoqlashib kelishidan nihoyat qo'rqaman. Ma'rif bilan ko'zi ichilib kelishidan tekhimi qo'rqaman. Millatlar o'n saviyalik bo'lib ittifoqlashib olsa, ularni boshqurmoq tas. Nadan holati bilinib tursa, idor qilmoq oson. Shunga qaysi jihatdan bo'lmasin, kishidan bog'liqni saqlash muvofiq. Ularni hargiz cho'ng ittifoqlikka ega qildirmaslik lozim. Shundoq bo'lganda, har qaysi o'z g'imi bilan bo'lib ketib, isyon qila olmaydigan bo'ladi. Ikkinchidan, Uyg'urlarda o'z go'shini o'z yig'i bilan qo'rish degan gapning borligini angladim. Darvaqa, qo'yning go'shini o'zining yig'i bilan qo'risa, ham totliq, ham tejashlik bo'ladi ekan. Uyg'urlarda yana sepi o'zidan degan gap bor ekan. Buning ma'nosi odatda paltining sepi yog'ochdan bo'ladi. Palti berib yog'ochni kesidi degan gap bo'ladi ekan. Darvaqa, paltining sepi tömür yoki boshqa metaldan bo'lsa, qo'lni qiqib og'ritibdi. Shunday bo'lgandan keyin, agar Uyg'ur musulmon puhrolar isyon ko'tirsa, masalan, qumuldagi tömür bilan turpandagi moydinga o'xshash, ularni o'z kishilarining qo'li bilan bastirganda bir chalmida ikki paxtak soqsa, ya'ni o'lguchimi, o'ltirguchimi shularning o'zi bo'ladi. Sening qo'lingga qon yuqmaydi. Bu qadimki donishmandlarning yotni yotning qo'li bilan idora qilish degan so'zining dal o'zi. Demak, Uyg'ur musulmonlardan foydalanishni bilmasa, meni Shinjonni putirab tura olishim mumkin emas. Sizlar aytgan arboblar mendan norozi bo'lgan bilan Uyg'ur musulmonlar meni Xojangjun deb maqtavatdi. Bu arboblarni bir kuni bo'lmas bir kuni tushunib qoladi. Shu gaplardan ikki kun keyin Mubattish Jang Saytang Yangjangjunning Ambal Bayvincho bilan Sha Maqsud Wangga yozgan maxsus xatlarni elib, bir necha muhofizachi bilan oldirish yo'lga chiqdi. Ularni qumulga tezroq yetib borsin deb Jangjung Yamuldan har biriga ikkidan ot qo'shib berildi. Mubattish Jang Saytang yo'lga chiqishdan bir kun burun Yangjangjung Bayvinchoga jiddiy telegramma yo'llabdi. Bu telegramma bir necha ig'iz so'z tilida iborat edi. Mening shaxsiy vakilim yetib borguncha Tömirni elchilik yo'li bilan gapga tutib turinglar. Hargiz uni chig'i tigib qo'ymanglar. 26-chi bob. Fojianing boshlanishi. Odam qancha kuchli bo'lsa, uning hayoti shuncha ig'ir bo'ladi. Iliyat dostonidan ilindi. Bu telegramma Bayvin Chauni nihoyatda xafa qildi. U ochig'ini Apyundan olmoqchi bo'lgandek, yenicha yetib Apyun g'ong'sini qattiq-qattiq shuridida. Alchi, alchi, yana alchi avat kerakman texi. Bu yovayilarga alchi emas, endi o'qchi avatish lozim. Deb ko'tildab ketdi. Ammo nima chora? Bu Yang Jangjongning farmoni. Shunga Bayvinchao Tömirni suhbat ustiliga da'vat qilishga, yana alchi chiqarishga majbur bo'ldi. Biroq Tömir xalpa bu qitimni elchilarni qabul qilmadi. Bu ahvol Bayvinchoning o'g'isini tehimi qaynatib etdi. Bu kunlarda Tömir xalpining mu ko'ngli parishon edi. Chunki o'z yaqinlaridan bo'lgan Sayping to'xtining niyatini buzib, goh uchuq, goh yoshirin qutrab yurganligi Tömirga ma'lum edi. Sayping to'xtining Temiraxon xalpa bo'lib deb muradiga yetdi. Bo'lmasa, nemishqa shaharga hujum qilib, Shamaxsni o'rimatmaydi. Degan g'arazlik gaplarga bir qism kishilarning, hatto qori bo'siq bilan Xo'janiyoz polgonnoma ishinib qolganligi hammadan qattiqroq alam qilardi. Axir, Tömir xalta Sayping to'xti bilan yuz turani so'zlashibni ko'rdi. Ammo u ming yerdan qasam ichib, o'rdagi suv yo'qmagandek hech qaysi gapni bo'yniga olmadi. 500 yilqa 200 tugi masalasiga kelganda tirikmi pul kerak, o'likmi pol? Undoq bo'lmasa, nemishqa jondan kechib, bu yig'liqni qilib otamiz. Men unchilikni og'am bo'lsam, qolg'ini turibdi-ku. Ikkichilik og'anga daryoning suyi tugab ketamdi. Deb bezirib turib oldi. Tömir xalta ochchig'iga chidamay, "Hay to'xti, hay to'xti. Sen nima qilay deysan, ha?" Shunchi qarindoshlarimizning issiq qoldiri mushunda qishlov uchun aqqanmidi? Men boshti saga hajab ishinib ketibdiman. Hamma buni o'zimda.
deb barmog'ini tishlab o'ziga qaytdi. Ammo Safarqul aytgandek, badanga chiqqan bu kuydirgini vaqtida dog'lamasa, oqibati yomon bo'ladiganligini bilib tursimu, bu ishga faqat qo'li bormaydi. Uning ustiga inisi Shakirning turpandan elib kelgan xabarlarimu Tumur xalpining ko'nglini parishon qilmoqda. Shakirning aytishicha u turpandagi Möydun xalpining uyida yilqi Gamaza Tungan bilan uchrashibdi. Gamaza Tungan Ürümchidagi bir muncha ahvollarni so'zlab beribdi. Yuan Shikai Junhua Mingo vaqtliq markaziy hukumati nomidan Xinjiangdagi Vangunglarning barliq imtiyozlarini saqlash. Ularni qo'g'tash to'g'risida Yang Changzhongga buyruq tushiribdi. Yang Changzhong Shamaxsni qo'g'dab kelish uchun nurg'un cherik to'plab edibdi. Demak, Shamaxsni o'rivatgan taqdirda mu vangliq tizim yanali saqlanib qoladi ekan. Shamaxs taxtdan tushsa, o'rniga uning o'g'li Vang bo'ladi ekan. Shunga bu qandoq gap bo'ldi? Hey, men Urumchidagi chog'da Gamaza Tunganning uyini ko'rishgan xilqi odam Junhua Mingo qurilsa xonlik tugaydi. Bir xon o'lsa, o'rniga o'g'li xon bo'ladigan ishlar qolmaydi. Vanglar shundoq bo'ladi demaganmidi? Endi uni deganidek bo'lmay qoldi-ku. Bu Junhua Mingoning ichki yuzi bormi nima? Ichkiriga bir xil, bizga bir xil qaraydigan. Shu odam hozir nerede ekan? Buni bir so'rab baqsam bo'ladi. Tumur xalpa endi shundoq ko'ngil parishonligi bilan nima qilishini bilolmay turgan kunlarda Yang Changzhongning shaxsiy vakili Jiang Saitning qumulig'iga kelib, darhol o'z ishiga kirishdi. U Ambal bilan Sha Maqsudga Yang Changzhongning xatlarini topshirgandan tashqari, Changzhongning donishmandligini bir muncha maqtab, toqqa yana elchi chiqarishni talab qildi. Bu qaytim elchilikka tanlangan yerlik mo'tabarlar ichida o'limonlardan boshqa Hasan Vali Hoji bilan Sha Ahmadboy degan kishi bor edi. Sha Ahmadboy qumulda yerlashib qolgan tatar savdogarlardan bo'lib, o'zi uqmishliq kishi edi. Bu o'tir bo'y kelgan kang peshonalik, siriq soqol kishining qumul tog'liqlarini to'niydi. Chunki har yili tog' rayonlaridan nurg'un miqdorda yung Tira, üçey ilip Ürümchidagi rus fermalarga o'tkazdi va bu fermalardan gazlama, qand, shakar, sham, saranga, kirsin qatorliq mollarni ilib qumulga keltirdi. Bu savdoda Sha Maqsud, Hasan Bali Hoji va Sha Ahmadboy bir shirkat bo'lib, asosiy mablag' Sha Maqsudning edi. Aniq bir hujjatdagi ma'lumotga qaraganda, Vangning yolg'iz mushi bir shirkatga qo'shgan mablag'i 8000 yuan bu. 10 ming sar kumush oqchig'i yetgan. Tumur xalpa qo'zg'ilon ko'targandan boshlab, tog' yo'llari etilib qolg'ashqa, bu shirkatning xommol manbasi uzilib qolgan. Shuning uchun Sha Ahmadboymu Hasan Bali Hojiga o'xshashla qo'zg'ilonning tinch yo'l bilan bir yoqliq qilinib, tog' yo'llarining echilishiga taqassa edi. Shu sababdan Sha Ahmadboy elchi bo'lishga darhol rozilik bildirdi. Ammo xuddi Hasan Bali Hoji tunji qitim elchilikka chiqargan chaqda Nushirvon Tejining bosh elchi bo'lishini talab qilgandek, Sha Ahmadboymu bu qitim elchilar tarkibiga Nuruz Tamulining kirgizilishini o'tindi. Chunki Nuruz Tamulining mahkamai shariiyada muqim vazifasi bo'lsa-mu, uzun yillik mudarris qilish jarayonida nurg'un shogird yetishtirib, o'zining ilm axloqi bilan xalq ichida yuqori obro'ga erishganligini u yaxshi biladi. Uning fikricha, Tumur xalpiga faqat musha odamlar ta'sir ko'rsatishi mumkin edi. Mubattish Jiang Saitning Sha Ahmadboyning bu izohlarini anglagandan keyin uning taklifiga darhol qo'shildi. Biroq Nuruz Tamulla Hoshir Tejining suyqasi bilan xilidan beri zindonda yotdi. Sha Maqsudning mubattish Jiang Saitningning gapini yeralmay, Nuruz Tamullani zindondan chiqarishga majbur bo'ldi va uningdan kechirim so'rab ahvolni tushundirdi. Qinggan g'ojamning iltifotiga rahmat. Afsuski, tog'dagi qarindoshlarning oldiga berib, qo'lingizdagi yaroqni tashlab, Yang Changzhongga el bo'linglar deyishga mening tilim bormaydi. Dedi Nuruz Tamulla mag'rur qiyofada. Hey, bundoq demislar Tamullam. Qinggan g'ojam bilan Yang Changzhongga xizmat qilish biz fuqarolarning zimmamizdagi qarz. O'tgan ulug'lar
Kimki öz halkının düşmanına hizmet kılsa, o rahmet ornuğa lanet anlaydı degen. Mine bu işki zorlamasıla bay. Bu kandak gap. Biz hizmet kılsak, öz payşayımızı kılımız emes mi? Doğru deydi la. Ama Şeyh Sahdi Rahmetullah aleyhi mındak degen. Padişahla hizmet kılışının iki tarafı var. Birincisi, korsak toyduruş. İkincisi, ölüm. Halbuki, hazır minada korsak toyduruş teması yok. Yediğinimni yedim, içirdiğinimni içtim. Hem de öz nefsim için, öz kerindaştırımını, öz tilimden bağlap verişge acizlik kılıman. Ondak bosa, sizge ölüm caiz bulup kaldı. Deri Şamaksud sakalını sıkımlap. Şundak taksir. Şeyh Sahdi Hazretleri, yana eğer abi hayatını abroyu satıdığan bolsa, akıllı kişiler onu almaydı. Çünkü peskeşlik ve hakaret bilen yaşıgandın, izzet ve abroy bilen ölgen yakşı edigen idi. Soru ni cimcitlik bastı. Şanak Sıvan'ın gözleri çanıgıdan çıkıp getey dedi. Haşır teyce Nuruz Tamoğlu'a astırdın alayıp oldurak. Tonçı arkalık hem mi gebne anlap oldurgan mubaddiş Nuruz Damoğlu'a dikkat bilen karab? Tova, bu yavayı hak içi de mundak ademle mi bakken? Bunu tuncu kitim körü vatimin. Tömür digen isyancım o şundak boz gerek. Eğer bu hakının hemisi hatta 20 muşu ademle edek bop gelse ulanı kim boysundur alaydı? Yak, bundaklarının birini mu tırık koyması gerek. Şamaksud orundan çaçırap kopup, Mırgazap! Dip varkıradı. Mubaddiş can saydın. Sabır kılıçlarını tüleymen. Hazırca onun lazımı ba. Kiyini öldürsek mi o kiçikken bulmayınız? Nuruz Damonla yeni sındanğı taşlandı. Tümür halpa bu kitim Şa Ahmet Bay başçılıkıdaki elçilerini şahsen özü kubul kılgan bulsumu söhbettin hiç kandak netice çıkmadı. Tümür halpa, Şanak Sıtvan'ın casak tüzümü bekar kılınsın. Biz mu başka milletle bilen tan hukukta yaşaydıgan buluşumuz gerek. Ondak bulmaydıken sokuşkanımız sokuşkan. Dip turu aldı ve takat elçilerinin Sözgerle 12 kitabının kayısıgı çıksa bununla yol bensenle. Diyen birli talibige razılık bildirdi. Biz şu kemgeçe hiç kimin yolunu tosuğunumuz yok. Yolunu tosuğalla Van'ın adamları. Ameliyette bu meselenin oturgu düşkerlikiden tümür halpa nahayı doğuşal iyiydi. Çünkü bu günlerde kuzgulancılar açlık ve başka lazımetliklerden kısılıp durattı. Şehir ve yezilerden kilip koşulgallar bu aile ve uruk tukalları bilen haberleşilmeyi kalgan iyiydi. Elçiler kayıtıp gelip ehvalını malum kılganda Mubaddiş Can Seyton hoşal bulup getti. O, bu yakşı başlanış boptu. Sıla'da musulmançılık asta-asta digen makal varlıkını anladım. Bu kalı harvısı da toşkan tutuş digen yerke biraz okşaydıken. Hazırca şünçülük yumuşakan bolsa, bunu cancı canaplarına derhal malum kılış gerek. Şamaksud Vanmu razı buldu. Tağ yollarının içilgallığı, Suudigerlerden mut olarak dihkallan okşal kaldı. Çünkü ular tağdigi qeyrindaşlarga evet edgan soğuğu salamlarını bu kemgeçe nohaydı tesdikte, hatta candın keçip durup aran-aran yetküzüp durattı. Şunu ular Öndü o, haçır tecinin ademleri tağ tarafki nemişki kardın da kamçı bile savap yemez. Koğun tavuz pişiş bilen bazı dehkallar yuğan sövken, bazıları takar artılgan eşeklerini heydep takım yemişti. Tömür kalbinin yurdu Boğaz kentideki dehkallar 10 kalı harvısıdan koğun çıkardı. Yigitler bu koğunlarını harvıdan çürüp atkanda, Kasım kızı birli sekirip harvının şotsığı çıkıp aldı da ulağı yardımlaşı ötüp, Hemek dur, hemek dur, hemek 30 pilek dur. Her hemeknin temsili birbiriydin bölek dur. Dip varkıraşka başladı. Etraptaki yigitlerden biri, temsilini mi koşup yitmem sen? Kasım kızlık bir koğunu koluğa ilibilip gep başladı. Ey! Anlımıdın dimanla! Koğunu yalğız dimanla! Zıdı koğun uşuklan, tavuz digen sigeknan, karı kava osırgaknan, çak koğun oğrınan, çilgi digen bezgeknan,
Büşek şiirin karnı yamanlan. Karkaş şıraylıknan. Kökçi noçinan. Bisivalde poçinan. Şiker suyu henimnan. Aknavat cinimnan. Kotur kökçi ekmeknan. Post piyaz kassapnan. Ümbüdüm be kazapnan. Hemek dur, hemek dur. Hemek 30 pilek dur diginin kini. 30'ı toş kızalmadın ko. Dediğin aptapta köyüp karıdap ketken ensari çakçak kılıp. Kasım kızık. Kem yerini sen toş kız. Ey ensari karakon kız. Çoğunlar arası da karap durgan tömür halpımı kakaklap külüp etti. Bırak bu külge uzunluğa barmayı kayğuğa aylandı. Hesat, davasız dert. O bir ottur ki lavuldap yanganda ön kurukni tanlı köydüredir. Kelile dimledin ilindi. Bu günlerde Seypun Tohti'nin kulukıgı gep kuş yakmaydıgan, gelidin kıza ötmeydıgan, keçilere uhlayanmayı yılandek tolgunudgan bolup kalavatattı. Onun sözüncak gelgeni sıdam yüzün kündün küngi sargıyıp, pakar reski gevdesi tehumi kiçiklep kedivatkandek görünetti. Onun özüge bolsa kimdir birin yürkini çimdivatkandek. Ya ki öymüçge okşıgan bir nemi işçige kirebilip yürek bağrını kamuvalgandek sezeletti. Tümür kalbini her görgende üçüyü üzülüp kedivatkandek bolup rengi öngüp getirdi de kimdir birin onun kulukaga? Çapsan bol, nemini kütüp dursan. Ben de fırsatını ötküzübessen, kiyin kıpşayman, özünge düşmen bop kalmağay. Devatkandek tuyulattı. Seypun Tohti'yi ahır çedimeli. O, tümür kalbinin ete törük tarafge barmakçı bulgalığını anlap, tam seherde hiç kimge körünmey, törük yoludaki kilin azgallığı yoşurundi. Hürmetlik radyo anlıgıcıla, yazgıcı Abdurrahim Ötkür'nin öz namlık tarihi romanını bugün müşergeci anlattık. Davamını ertedeki programımızda anlayacaksınız. Haldan yetip ağırıp kaldı da, kaçamış durmaz. Tohu çillimizi mu, tan ütüyü verdi. Haldan bu mızmanı ben bak. Azı, Taşkent Mongol oğruları kutravatkan bir çağda, her bir küçümüzün zayi kılmay, devlet müdafiyesine köngül bölüşümüz gerektir. Ben sizin batırlıklarınızı kayınma. Humul diyarı sizgi kiçili kılıdım. Eğer bu teklifimi makul görsünüz, ürümçüge gidin.